Ya kavga etsek ben de senin tarafını tutarım mesela. Yani çünkü mutlu evliliğin sırrı, itaat et, rahat et. Hayır, gerçek cümleni söyle, gerçek cümleni. Her şeye bir cevabı var, benimle başa çıkabilir mi? Değil mi? Gerçek nasıl mi? Yani? Öyle diyorsun ya kavgalarda, ben seninle nasıl başa çıkayım, her şeye bir cevabım mümkün var. Mümkün mü tabii canım? Mümkün mü? Yani kadın o tarz bir defa. Oyunda o yazdığımız şey neydi? Kaç kelimeniz vardı sizin? Kadınların kaç kelimesi vardı gerçekten? 12 bin. 12 bin kelimesi. Bizim 2 bin. Evet. Değil mi? Biz haklı olma ihtimalimiz yok yani. Yok, öyle herhangi bir sohbet. Hanımefendi diye bir oyun yazdım. Evet. Bu arada ben daha kıskancım, hani bilin diye söylüyorum. Hanımefendi diye bir oyun yazdın. Senin sayende dünyayı geziyoruz karı koca. Evet. 2 senedir de senin sayende ben de tiyatro sahnesindeyim. Beraber yazdık diyelim ona biz. Yani o öyle tek başına değil. Bir çatı vardı, o çatıyı kurdum ben, doğru, ama yani onu birlikte yazdık. Yani öyle bakmak lazım. Doğru, çok eğlenceli oldu. Kadın erkek bir evlilik hikayesi bu. Yani çok böyle büyük ne spoiler deniyor değil mi? Onu çok spoiler da vermemek lazım ama. Evet. Kadınla erkeğin aslında empati yoksunluğundan, ne kadar empatiden yoksun olduğumuzu, aslında pandemi döneminde de bize evlilikte eve kapanarak çiftlerin neler yaşadığıyla ilgili olarak da tam böyle şimdi bir sarmala girdim, bana yardım et. Yardım edeyim. Evet. Kadın erkek ilişkisinde aslında kadın ve erkek olmanın ne kadar farklı bir şey olduğu, yaratılış itibariyle zaten farklı olduğumuzu ve aslında bu kavgaların, anlaşmazlıkların, farklılıkların çok normal olduğu. Yani yer değişerek anlatmaya çalıştığımız bir seyirlik diyelim yani. Evet, yani biraz empatiyle meselenin psikolojik olarak da aslında bazı kuramlara dayadık meseleyi. Benim yazım aşamasına tek dahil olduğum yer aslında psikolojik çatısıydı. Aynen meselenin. Öyle. Bazı araştırmalardan yola çıkarak bir şeyler katmış oldum. Niye bu kadar seviyor herkes seni? Sen niye seviyorsun beni bu kadar? Sen niye mesela çok emindin, geldin bana. 2 ay ikna ederken ki o tarihi konuşmanda sen beni çok seveceksin. Nereden biliyordun yani? Niye biliyorsun bunu? Sen nasıl bilebilirsin benim seni çok seveceğimi? Yalan söylemem ben. Ne demek çünkü, yalan? Yalan söylemem ben. Yani yalan huyum yok. Tamam da nereden bilebilirsin? Nereden bilebilirsin değil. Gönlünü, kendini bütün olduğun gibi açmaktan çekinecek bir durumun yoksa sevilirsin yani. Bak ya. Tabii yani şimdi neyse o, bir de şöyle de bir durum var. Çünkü sevilmezsin de aynı zamanda. Ha. Yani sevmeyen de sevmez bu durumunu. Herkes rahat eder. Yani hani neden bu kadar çok seviliyorum mesela, bendeki karşılığı bu değil. Yani beni seven seviyor, sevmeyen de gerçekten sevmiyor bu arada. Sevmemek konusunda da haklılar, çok sevimli değilim onlara karşı da çünkü. Anladım. Bana soru hazırladın mı? Hı hı. Gerçekten mi? Biz lütfen, biz yani belli. Ödevini çalışan. Yani biz o tarz biriyiz. O tarz biriyiz. Ayrıca sana soru sormak için çok çalışmama gerek yok benim yani. Neden? Hiç sormadığım bir soru istiyorum. Hiç sormadığım bir soru. Tabii canım, öbürü çok şey olur, bildik yer olur. Şimdi sen Ceyda olmasaydın. Ha. Başka biri. Ayşe olsaydın ne olmak isterdin? İkinci bir hayat mesela. Buradan çıkıyorsun. Bu değilsin artık. Olmayacaksın bu. Tamam, gezgin olmak isterdim. Bayağı dünyayı gezeceğim bir şey yapmak isterdim. Gene durmuyorsun Ceyda, geziyorsun zaten. Yani öyle değil ama yani şey böyle gerçekten böyle bütün dünyayı, hani gittim Hindistan'da 6 ay kaldım. Oradan gerçek çıktım. Bir gezgin. Gerçek bir gezgin. Yani hiç evi olmayan, yeri yurdu olmayan biri olmak isterdim. Peki. Nasıl başarıyoruz biz böyle mutlu evli kalabilmeyi? Bizim birlikteliğimizle ilgili, bizim geçinmeye gönlümüz var. Yani nur içinde yatsın Neşet Ertaş, çok biliyorsun, dinlerim, severim ben çok. Çocuklarımız da burada kaç, bir sürü yerde, herkes de bilir tanıyanlarda. Melisa da Ali de Neşet Ertaş'a Neşet Dede diyorlar. Hayat görüşünü de çok sevdiğim biri olduğundan en önemli cümlelerinden biridir. Kendime çekip alıp içime koymaya çalıştığım, bizim geçinmeye gönlümüz var. Bence buna çok iyi bir örneğiz biz çift olarak.